Anadolu Ekranı BRTV'den herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Kadına ve çocuğa yönelik şiddete, zafiyet görüntüsüne asla izin vermeyeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadın hakları ve kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye en ufak bir menfi etkisi olmamıştır dedi. Aziz kardeşlerim, ülkemizin tüm kurumlarında özgürce çalışan, sosyal ve ekonomik hayata özgürce katılan tüm kadınlarımız bizim çabalarımızın yakın şahididir. Burada sadece kadına şiddet konusunda birkaç başlıkta yaptıklarımızı sizlerle paylaşmayı arzu ediyorum. 2004'te anayasa değişikliğiyle kadınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu ilk defa anayasa metnine koyan AK Parti iktidarıdır. 2005'te yapılan köklü ceza kanunu değişikliğiyle aile içi ve kadına yönelik şiddet ilk defa suç olarak tanımlandı. Yine bu dönemde töre namus saygıyla işlenen cinayetler ağırlaştırılmış suç kapsamına alındı. Cinsel saldırı fiili de yine ilk defa 2005'teki düzenlemede suç olarak tarif edildi. Çocuğa yönelik şiddeti de şahsa bağlı suçlar kapsamına biz dahil ettik. 2012 yılında yürürlüğe giren 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanunla kararlılığımızı biz ortaya koyduk. Bakınız bu kanun ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadelede şimdiye kadar yapılmış en büyük devrimdir. Tarihi bir kazanımdır. ŞÖNİM, Kadın Konuk Evi, KADES, elektronik kelepçe gibi uygulamaları biz hayata geçirdik. Tüm illerimizde 82 şiddet önleme ve izleme merkezi, 112 kadın konuk evi ve 418 irtibat noktası ile koruyucu ve önleyici hizmetler sunuyoruz. Aile içi şiddeti şikayete tabi olmaktan biz çıkardık. Ayrıca 2023 yılında yapılan bir düzenleme ile boşanmış eşe karşı işlenen şiddetin cezası tıpkı nikahlı eşe karşı işlenen şiddet seviyesinde artırıldı. Dikkatinizi çekiyorum. Bu düzenleme İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizden sonra yapılmıştır. Daha önce de söyledim. Bugün tekrar vurguluyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadın hakları ve kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye en ufak bir menfi etkisi olmamıştır. Türkiye'de kadına yönelik şiddetin çelikten kalkanı, içerisinde sıkıntılı ifadeler bulunan söz konusu sözleşme değil, 6.284 sayılı kanundur. Bu konuda yürütülen propagandanın en küçük bir temeli, en küçük bir dayanağı ve haklılık payı yoktur. Şunun bilinmesinde de fayda görüyorum. Şiddetsiz bir Türkiye için devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmayı sürdürecektir. Bilhassa kadına ve çocuğa yönelik şiddette zafiyet görüntüsüne asla izin vermeyecek, şiddete sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi devam ettireceğiz. Kadınlarımızdan gönüllerini ferah tutmalarını özellikle istiyorum.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ekim Annelerin Çığlığı Anıtı'nın açılışında konuştu. Özel, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde terör örgütü DH mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin bu cinayet, bu katliam aydınlandığında Türkiye'de çok şey aydınlanacak dedi. Aktif siyasi hayatımda Soma faciası ile birlikte beni en derinden yaralayan, en travmatize eden acılardan bir tanesi şüphesiz 10 Ekim gar katliamı. O gün burası gerçekten ben 5 saat sonra gelmeme rağmen böyle barut kokusunun herkesin genzini yaktığı korkunç bir görüntüydü. Ardından 3 koca gün adli tıbbın bahçesinde geçirdik ailelerle birlikte. Türkiye'nin dört bir yanından tanıdıklarımız var ama tanıyıp tanımadığımız herkes birer barış güvercini. Ama buraya o görevi yapmaya gelen cani katil öyle, o da tanıdık biriydi. Her zaman söylüyorum, her fırsat söylüyorum. Bu cinayet aydınlandığında, bu katliam aydınlandığında Türkiye'de çok şey aydınlanacak. Ve bir dönem değişmeden bu ülkede bu cinayet, bu katliam aydınlanmayacak. Orada gördüklerine insan insan demeye utanıyor. Bıraksalar yarın talimat verseler her birimizin içini açar kalbini yerler. Öyle kalpsiz, vicdansız, öyle vahşi adamlar. Ama o eylemi burada kim yaptırdı? Sonuçlarından kim istifade etti? Türkiye'deki bütün terör örgütlerini bir anda kim kanlı eylemler için harekete geçirdi? O mekanizma nasıl işledi? Bundan kim istifade etti? Bir dönüp ona bakmak lazım. Bir gün bakacağız. Mansur Başkan'ın, Ankara milletvekillerimizin, il başkanının, Veli Bey'in, 10 Ekim Aileleri Derneği'nin çabalarıyla ve dirayetiyle yönetimin burası ailelerin rızasıyla, onların seçtiği bir projeyle bu 10 Ekim acısını hatırlatan heykel, anıt nihayet bugün burada açılıyor. Yarın yapabilirdik ama yarının anlamı başka. Yani yarın açılış günü değil, yarın yas günü. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ama esas acılarını unutmayan, acılarını içine gömmeyen, acılarını toplum vicdanını diri tutmak için sürekli haykıran ailelere teşekkür ediyorum. Çünkü birileri en güçlü bağ, en güçlü bağ insanların birbiriyle suçları üzerinden bağlı olduğu bağdır. Nerede bir mağdur varsa o mağdurların, o kayıpların, ailelerinin birbirlerinin acıları üzerinden birbirlerine sevgiyle ve onurla kurdukları bağ bizi ayakta tutuyor, tutmaya devam edecek. Kötülük ancak böyle kaybedecek. Kötülük kendi kendine kaybetmiyor. Anmak için anıt yapacaksın, ona direniyor kötülük. 9 yıl sonra siz o güçlü yüreklerinizle o kötülükten bir mevziyi daha aldınız. Kötülük geriliyor. Biz kötülüğü yeneceğiz. Hep beraber yeneceğiz. Bunu öyle kaba siyasetle, sözde siyasetle değil, hissederek yeneceğiz. AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza adalet sisteminin etkinliğini daha da tahkim edecek düzenlemeler olacak dedi. Kadına yönelik şiddet bizim kırmızı çizgimiz. Dolayısıyla kadınlarımızın şiddetten korunmasıyla ilgili biliyorsunuz kadına karşı işlenen suçları artırmıştık. Kasten öldürme suçlarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirmiştik. Kasten yaralama ve diğer kadına yönelik işlenen suçların cezalarını diğer kişilere işlenenden daha ağır hale getirilmişti önceki yasama döneminde. Bunun daha etkin uygulanması noktasındaki çabalarımızı da inşallah sürdürmenin gayret içerisinde olacağız. 56-51 sayılı yasamız var. İnternette suç işlenmesinin önlenmesine dair kanun.
Bu kanun gereğince özellikle internet medyası üzerinde işlenen suçların önlenmesiyle ilgili yaptırımların daha da artırılması ve bu konudaki kararlılığı dün de ifade ettik. Bu konudaki sosyal medya şirketlerinin ülkemizin hukuk sistemine saygı göstermesi lazım. Biz bu konudaki kararlarımızı sürdüreceğiz. Yargı reformu strateji belgesiyle ilgili hazırlıklarımızda son aşamada Sayın Cumhurbaşkanımız son istişareleri de yaptıktan sonra bir yıllık bir çalışmanın sonucu bu. Bütün taraflar, yargı camiası, vatandaşlarımızdan gelen görüşler doğrultusunda oluşturduğumuz bir yargı reform belgesi. Bunun içerisinde ceza adalet sisteminin etkinliğini daha da tahkim edecek önemli düzenlemeler olacak. Bahsettiğiniz cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik uygulamaları, eleştiriler doğrultusunda iyi halin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu, tüm bunlar yargı reformu strateji belgemizde bir sonuca bağlanacak ve bu konuda o hedefler doğrultusunda da yasamayı ilgilendiren hususlar meclisin gündemine gelecek. Şu anda meclisin gündeminde 9. yargı paketi var. 10. yargı paketiyle ilgili hazırlıklarımız var. Ve hem 10. yargı paketinde hem de yargı reform strateji belgesinde ortaya konulacak özellikle ceza adaletiyle ilgili kısmı Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında ifade ettiği toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik suçlardaki o suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirebilmek için önemli düzenlemeler olacak. Bunu önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Karabük Valisi Mustafa Yavuz başkanlığında Eylül ayı güvenlik değerlendirme toplantısı gerçekleşti. Vali Yavuz, bu şehirde 357 köy ve mahallemizde yaşayan yaklaşık 255 bin Karabüklü hemşerimizin can ve mal güvenliğinin bizlere emanet olduğunun farkındayız ve bunun bilinci içerisindeyiz dedi. 2024 yılının ilk 9 ayını geride bıraktık. Önceki yıllarda ve aylarda olduğu gibi bundan sonra da İlimizin huzuru ve güvenliği için tüm kurumlarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız. Bu çalışmaları yaparken ortak akılla çalışmaya azami özen göstereceğiz ve bu şehir için sözü olan tüm hemşehrilerimize gönlümüzü ve kapımızı her daim açık tutacağız. Tüm çalışmalarımızda Karabüklü hemşehrilerimizin huzuru, güvenliği, mutluluğu ve memnuniyeti temel çıkış noktamız olacaktır. Bu bağlamda bu şehirde 357 köy ve mahallemizde yaşayan yaklaşık 255 bin Karabüklü hemşehrimizin can ve mal güvenliğinin bizlere emanet olduğunun farkındayız ve bunun bilinci içerisindeyiz. Tüm Karabüklü hemşehrilerimizin şunu bilmesini isterim ki Karabük gerek kamu düzeni, gerekse kamu güvenliği açısından güvenli, huzurlu bir şehirdir ve bundan böyle de böyle olmaya devam edecektir. Bu huzur ve güvenliğin sağlanmasında katkılarından dolayı kolluk kuvvetlerimize ve tüm Karabüklü hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu huzurun ve güvenliğin bozulmasına devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte ve tüm Karabüklü hemşehrilerimizle asla müsaade etmeyeceğiz. Hukuk kuralları içerisinde bu şehrin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele de kesintisiz bundan böyle devam edecektir. Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz bundan böyle de kararlılıkla devam edecektir. Bu kapsamda tüm gayretimiz ve çabamız daha önceki aylarda olduğu gibi Eylül ayında da şehrimizin huzuru ve güvenliği için olmuştur. Sonuç olarak 2024 yılında bundan sonraki aylarda da daha huzurlu ve daha güvenli bir Karabük için valiliğimizin koordinasyonunda kolluk birimlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız,
Karabük'te hemşerilerimiz ve siz kıymetli basın mensuplarımızla birlikte el ele vererek hep birlikte 24 saat çalışacağız. Bu şehrin huzuru ve güvenliği için çalışan ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunarken tüm Karabük'lü hemşerilerime sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay bugün mecliste yaptığı konuşmada emeklilikle ilgili sorunlara dikkat çekti. Akay, asgari ücret ve emekli maaşı ile geçinmenin zor olduğunu vurgulayarak emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Saadet Partisi grubu önerisi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Öncelikle bu önergeyi biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak destekliyoruz. Gerçekten emeklilikle ilgili çok adaletsiz durumlar var. Şimdi kısaca bunlardan bahsedeceğim. Açlık sınırının 19 bin lirayı geçtiği, yoksulluk sınırının 62 bin lirayı aştığı, tek kişilik bekar bir çalışanın da 25 bin liraya ulaştığı yaşam maliyetinde 12 bin 500 TL'lik asgari emekli aylığıyla hayatını geçindirmesi mümkün değil emekli büyüklerimizin. Bu zaten başlı başına bir adaletsizlik. Bir adaletsizlik de emekli maaşları arasındaki dengenin bozulması ve ortalama emekli maaşının dip noktaya yaklaşması. Bundan 2019 yılında en düşük emekli aylığı ile ortalama memur aylığı veyahut da emekli aylığı arasındaki fark iki katken şimdi %16'ya kadar düştü. %16 fazlası. Bir de asgari ücretle ilgili olarak asgari emekli aylığı arasındaki fark da yıllar itibariyle açılıyor. Yani bir buçuk katıyken en düşük emekli aylığı asgari ücretin şu anda %73'üne indi, tekabül etti. Biz torba yasayla ilgili Plan Bütçe Komisyonu'nda, genel kurulda da defalarca önergeler verdik. En düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çekilmesi diye. Süratle bunun uygulamaya geçmesi gerekiyor. Yine genel başkanımızın da bu konuda ifadesi var. En kısa sürede de eskiden olduğu gibi asgari ücretin 1,5 katına çekilmesi gerekiyor. Bir adaletsizlik bu. Bu ücretle geçirilmesi mümkün değil. Diğer bir adaletsizlik de 9 Eylül 1999 yani 8 Eylül sonrası işe girenlerle 8 Eylül ve öncesi işe girenler arasındaki uçurum. Bir günde bir ayla 17 yıl 20 yıl fark var. Çalışmış 43 yaşında 5950 gün prim ödemiş ama 50 yaşında 9000 prim ödemiş kişi emekli olamamış, öbürkü emekli olmuş. Yaşıtlarla ve prim günlerindeki farklılıklarla beraber bir dengesizlik oluşmuş. Buradaki dengesizliğin de mutlaka giderilmesi gerekiyor. Kademeli emeklilik sistemine geçilmesi gerekiyor. Bu uygulamayla ilgili olarak da emeklilerimizin ve çalışanların bizden beklentisi son derece büyük. Asıl bu sistem ne zaman bozulmuş? Yani emekli aylıkları nasıl düşük hale gelmiş? 2008 yılında aylık bağlama oranlarının aşağı çekilmesiyle %28'lere düşmüş. Aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi gerekiyor. İntibak yasasının da bir an önce uygulamaya geçilmesi gerekiyor. %30 bir fark oluşacak. Bu farkın da ortadan kaldırılması için bir an önce gerekli kanun değişikliğinin yapılması lazım. Burada da 2024 güncelleme katsayısının 1.42'den 1.8616'ya çıkartılmasıyla bu fark giderilecek. Ama bu farklı olay çözülmüyor. Emekliyle ilgili, emeklilikle ilgili bir sürü sıkıntı var. Kaynakların doğru ve etkin kullanılması gerekiyor. Emekten, emekliden, memurdan, işçiden, çalışandan yana kaynakların kullanılması, sermayeden alınması, buraya aktarılması gerekiyor. Vergi yükündeki adaletsizliğin giderilmesi, vergi adaletsizliğinin giderilmesi, gelir dağılımındaki bozukluğun giderilmesi gerekiyor. Bu yıl köyü projeleri yapan müteahhitlere 162 milyar öderken asgari ücreti arttırmayıp emeklinin durumunu düzeltmeyip sıkıntıların devam ettirilmesi kabul edilemez. Bu yüzden biz Saadet Partisi'nin önergesine tam destek veriyor. Yüce Meclisi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Eğitim Kenti Karabük Projesi kapsamında düzenlenen Okuyorum, Öğreniyorum etkinliğinde Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlikte öğrencilere kitap hediye eden Vali Yavuz, okumanın yaşının olmadığına dikkat çekerek basın mensuplarına da kitap hediye etti. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Elif mi? Nasılsın Elifçi? İyi misin? Sağ olasın. Onun için sen nasılsın?
Şöyle bir fotoğraf çekelim. Nasılsınız, iyi misiniz? Lütfen oturun, rahatsız olmayın. Tam çocukluktan gençliğe geçtiğiniz bir arası. Geçen sene 8'diniz, değil mi? Bu sene 9'sunuz, liseye yeni başlayan bir ilk aydasınız. Dolayısıyla henüz daha ortaokulla liseye geçiş arasındaki bir dönemi yaşıyorsunuz. Sizin açınızdan uyum, genç olmak, liseye uyum sağlamak o açıdan önemlisiniz. Ben hepinize öncelikle yeni okulunuzda başarılar diliyorum. İnşallah güzel 4 yıllık bir arkadaşlık döneminiz olur. Şöyle geliyoruz. İsim bilmiyorum. Helal Cemil. Acaba hangisi daha iyi? Zümra. Şöyle karıştıralım, hadi sana diyorum. Hadi tebrik ediyorum. Eğitimde şunu düşünüyorum, her bir adım bence çok önemli. Çünkü bizim geleceğimizi belirliyor. Küçük veya büyük adımlar gerçekten çok önemli. Bu dağıtacağımız kitapların da bizim için eğitim alanında gerçekten ileriye taşıyacağını düşünüyorum. Başarılar diliyorum. Sizin de tebrik ediyorum. Bugün Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi'ndeyiz. Hep birlikte, sizlerle birlikte. Bugün geçen yıl başlamış olduğumuz Eğitim Kenti Karabük projemizin 8 alt projesinden birisi olan Okuyorum Öğreniyorum projemizin bugün okulumuzdaki kitap dağıtım törenine katıldık. Geçen sene yaklaşık 37 bin öğrencimizin 30 binini kitapla buluşturduk. Bugün az önce 9. sınıftaki 2 sınıfımıza çocuklarımızı kitaplarla buluşturduk. Amacımız Karabük'te hem okumayı teşvik etmek, hem okullarımızda öğrencilerimizi kitapla buluşturmak, hem de çocuklarımızın bu kitaplar üzerinden öğreneceği bilgilerle donatılmasını sağlamak. Hem kendilerine, hem ailelerine, hem çevrelerine, hem de ülkemize faydalı birer evlat olarak yetişmelerini sağlamak. Hep birlikte okuyacağız, hep birlikte bilgiyle donatılacağız. Eğer kabul ederseniz, bu az önce bahsettik, kitap dağıttık, çocuklarımızı kitapla buluşturduk. Ben basın mensuplarımızda da az önce sizlerle de görüştük. Bu kitapları sizlerle de buluşturmak istiyoruz. Sizlerle birlikte de bir okuma kampanyası başlatalım. Hazirandaki son kitap dağıtımı ile ilgili programda da sizlerin düşüncelerinizi de almış olalım. Ben tekrar katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hanımefendiyle başlayalım. Evet, tebrik ediyorum. Evet, tebrik ediyorum. Evet, Müller Bey. Tebrik ediyorum. Murat Bey. Evet, aramızda başlayalım. Teşekkürler. Hasan. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Akademik Yılı düzenlenen törenle açıldı. Açılışta Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'a Fahri Doktora verildi. Program BRTV ekranlarından da canlı olarak yayınlandı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı ve Fahri Doktora Töreni İçtaş Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğ Amiral Mustafa Biçen, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir başta olmak üzere akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Şehrimizin gururu Doğutaş'ın çok kilit noktalarında bulunan ve bu bayrağı dünyanın çeşitli yerlerinde dalgalandıran Doğutaş ailesi, Doğanlar ailesi ve Doğutaş grubunun mensupları bir hayli katılım gösterdiler. Her birine hoş geldiniz diyoruz buradalar. Törende Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu ve Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından açılış konuşmaları yapıldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olarak Sayın Doğan'ı Fahri Doktora ünvanına layık görmemizin altında yatan en önemli neden, onun iş dünyası, sivil toplum ve sosyal sorumluluk projeleri, eğitim, çevre ve üniversite sanayi işbirliği alanlarındaki liderliği ve bu alanlardaki vizyoner yaklaşımıdır. Bu tören vesilesi kendisine Fahri Doktor unvanı tevdi edecek olan Doğanlar Holding'in çok kıymetli yönetim kurulu başkanı Davut Doğan Bey'in
kurucusu ve yöneticisi olduğu Türkiye'nin ve Çanakkale'nin en önemli sanayi kuruluşlarının bir tanesinde sektöründe yoğun bir işbirliği yürütüldü. Üniversitemizin bu alanlara vermiş olduğu desteklerden dolayı kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Konuşmaların ardından Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'a Fahri Doktor unvanı verildi. İlk olarak Davut Doğan'ın özgeçmişi okundu. Ardından Çömü Senatosu'nda alınan kararla Rektör Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu tarafından Davut Doğan'a Fahri Doktor'a verilerek Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin kimlik kartı ve rozeti takdim edildi. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Doğan, eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde devam etmektedir. Davut Doğan, 1986 yılında devlet memurluğundan istifa ederek 1987 yılında kardeşleriyle Doğtaş Anonim Şirketi'ni kurmuştur. İGA İktisadi Darbinler Fakültesi öğretim üyelerimiz cübbesini hocamıza takdim ediyorlar sayın rektörümüz eşliğinde. Kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz sayın hocalarımıza. Fahri Doktora payesini sayın rektörümüzle sayın Doğan'a takdim ediyoruz. Şimdi üniversitemizin rozeti ve kimlik kartı takdim edilecek. İstihdamda 81. sıradayız. Yani 81-82 yıl oldu halde BİGA'da ki bir Doğan Mobilya, Doğanlar Mobilya'nın geldiği yer Türkiye'de en çok 81. sıradayız. Grup olarak baktığımız zaman Türkiye'nin 50'si içerisinde yani 50. sıralarda olan bir grubuz. Çünkü yaklaşık 4000 kişi direkt çalışıyor. 750 mağazamızda yaklaşık yine 5000 kişi çalışıyor. İş görenlerimiz oluşturduğumuz yan sanayi ve taşeronumuzla birlikte 30 bin kişi ekosistemde beslenen bir aileyiz. Bu da bizi çok önemli motive ediyor. Ünlü gazeteci Fatih Altaylı YouTube kanalında bugün bir izleyicisinden gelen ihbar ile Safranbolu Sarıahmetli Köyü'nde rehabilitasyon ve tedavi işinin cemaatlere devredildiğini gündeme getirdi. Ünlü gazeteci Altaylı'nın konuyla ilgili yaptığı konuşmayı ekranlarınıza getiriyoruz. Ardından da bölgenin bir uydu kanalı olarak konunun detaylarını kamuoyu ile paylaşacağız. Bir vatandaşın bana yaptığı ihbar. Fatih Bey, bugün programımıza bahsettiğiniz Recep Akdağ'ın akıl hastanelerini kapatması olayıyla ilgili olarak yazıyorum size. Dediğiniz çok doğru. Hastaneler kapatılmış ve rehabilitasyon ve tedavi işi cemaate devredilmiş. Bunu gözlerimle gördüm. Eşimin memleketi Safranbolu Sarıahmetli Köyü'ne gittiğimde bu duruma bizzat şahit oldum. Burada madde bağımlılarını ve ruh sağlığı bozuk olanları bir cemaatin köylüden aldığı arazi üzerine kurulan otel gibi bir yerde tedavi ettiklerini gördüm. Bunların bazıları suçlu ve denetimli kontrol altında. Her gün jandarmaya gidip imza veriyorlar ve cemaate ait bu akıl sağlığı merkezinde kalıyorlar. Gizli saklı bir yerde değil. Konunun doğruluğunu için köy ve adres veriyorum. Safranbolu, Sarıahmetli Köyü, eski köy yerleşkesi. Bunun jandarmadan, devletten bilgisiz olması mümkün değil. Yani düşün, burada bir cemaat, kim bilir başka nerelerde daha, bu bize gelen bir bilgi. Kim bilir başka nerelerde, hangisi olduğunu bilmediğimiz bir cemaat böyle bir yer kurmuş ve buralarda hasta tedavi ediyor. Psikiyatri değil, psikolog değil, yetkinliği yok. Klinik psikologluk dersi almamış, psikologluk dersi almamış. Neler oluyor içeride bilmiyoruz. Eskiden beri şunu biliyoruz ama. Bir takım özellikle madde bağımlıları arada bir şeye giderlerdi, bu menzil tarikatına. İşte onlara bile orada abuk sabuk ipler falan filan çektirir falan. İşte şey olurdu, temizlenir, arınırlar falan gelirler. Bir süre sonra tekrar başlarlar, bir süre sonra tekrar giderlerdi oraya. Şimdi bu artık menzile gitmeye gerek kalmış anımız kadarıyla. Hizmet ayaklarına gelmiş. Her köye bir cemaat akıl hastanesi. Diyorum ya memleket komple tımarhaneye döndü diye. Memleket komple tımarhaneye dönmüş. Tedavi de cemaatlere verilmiş. Fatih Altaylı'nın bugün gündeme getirdiği Safranbolu'nun Sarıahmetli Köyü'ndeki yer, geçen yıl aynı köylü olan, yaşamını İstanbul'da sürdüren iş insanı, bina sahibinin kendisi için köyünde yapmış olduğu binayı Liman Ayık Yaşam Derneği'ne bağışlaması ile faaliyete başladı. Söz konusu yer,
Bir süre önce faaliyetlerine son vererek binada tedavi gören hastalar İstanbul'daki derneğin merkezine getirildi. Söz konusu Liman Ayık Yaşam Derneği İstanbul'un yanı sıra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile protokol yaparak geçtiğimiz günlerde 9. şubesini açtı. Derneğin İstanbul'un çeşitli semtlerinin yanı sıra Adana, İzmir, Kütahya gibi birçok ilde faaliyet göstermektedir. Söz konusu Liman Ayık Yaşam Derneği vergi muafiyeti olan Suffa Vakfı'na bağlı olarak faaliyet gösteren bir dernektir. Bugün kendileriyle görüştüğümüz dernek yetkilileri kendilerinin herhangi bir cemaat ya da tarikat ile bağlantıları olmadıklarını belirttiler. Safranbolu'da kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş yapıldı. Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Karabük Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen yürüyüş Sadri Artunç Caddesi'nden başladı. Grup üyeleri ellerinde pankartlarla slogan atarak Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Üniversite öğrencileri basın açıklamasından sonra dağıldı. Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve yeraltı tuz şehri diye adlandırılan mağarada astım ve KOAH hastalarına yönelik proje tamamlandı. Çankırı Valiliği Koordinasyonu'nda Çankırı Belediyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yeşilay Çankırı Şubesi, Özel Çankırı Karatekin Hastanesi ve Tuz Rehabilitasyon ve Sağlık Turizmi Derneği tarafından uygulanan Daha Güçlü Bir Nefes projesi kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 15 astım ve KOAH hastasının 15 günlük tedavi süreçlerinin tamamlanması dolayısıyla kapanış töreni düzenlendi. Göreve geldiğimden beri özellikle Çankırı Yeraltı Tuz Şehri için mücadele ettik. Turizm anlamında, turizmin her kolunda, her dalında. Ama bugün hep de sloganımız vardı. Ortak akıl, ortak karar. Çankırı'nın bütün dinamikleriyle, paydaşlarıyla şehre nasıl bir katkı ve değer sağlayabiliriz?
Anadolu coğrafyasındaki garip şehrimde bu şehrin ismini her anlamda nasıl duyurabiliriz diye hep mücadele verdik. Bunun için yeraltı tuz şehrinde huzurun şehri Çankırı'da böyle bir dinamiği harekete geçirdiğimiz için mutluyum. Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak bizim insanımızla alakalı 104 yıldan beri verdiğimiz bir mücadelemiz var. Hiçbir insanımızı bağımlılığın pençesine terk etmeyeceğiz. Yani biz diyoruz ki herhangi bir şekilde bir insanımız bağımlı olabilir. Velev ki bağımlı olsun, biz onlardan vazgeçmeyeceğiz. Bağımsızlıklarına ulaşana kadar, iyileşene kadar, sağlıklarını toparlayana kadar biz onların yanındayız. Bu projede onun bir göstergesi olmuş oldu. Daha güçlü bir nefes projesi, akciğer dostu Çankırı Yeraltı Tuz Şehri mottosu belirlenmiş ve Yeraltı Tuz Şehri'nde daha güçlü bir nefes diyerek Çankırı Valiliğimizin öncülüğünde, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çankırı Şubemizin koordinasyonunda ve Çankırı Belediyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü, Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çankırı Özel Karatekin Hastanesi, Tuz Rehabilitasyon ve Sağlık Turizmi Derneği işbirliği ile bu projenin birinci uygulaması gerçekleştirilmiştir. 22 Ekim Pazar günü Bursa'dan geldim. Kendim astım ve GU hastasıyım. Sık sık sırt ağrılarım olurdu. Buraya geldiğimiz günden bu yana ya, çok ciddi bir şekilde bütün emeğe geçen arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. İlk 3-4 günden sonra aldığımız nefesin bile değiştiğini hissettik. Çok da güzel bir şekilde her gün burada huzur bulduk. Ben gerçekten 37 yaşındayım ama çok nefessiz kalan bir insandım. Buraya geldiğimde yürümede çok zorluk çeken biriydim. Kesinlikle ambulans yardımıyla ilk geldim. Daha sonra yürüyerek ve koşarak çıktım. 15 gündür burada çok güzel bir vakit geçirdik. Çok faydalandığımı, yani şifa bulduğumu düşünüyorum. Konuşmaların ardından hastaların mağaradaki tedavi süresince yaptıkları el emeği ürünlerin sergisi gezildi. Programa Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Yavuz Demirel ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Anadolu Gençlik Derneği tarafından dün akşam saatlerinde İsrail saldırılarına karşı Filistin'e destek açıklaması yapıldı. 1948 yılında başlayan İsrail terörü üzerinden yaklaşık 80 yıl geçmesine rağmen her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. İşte kutlu 7 Ekim sabahından bugüne çoğu çocuk, kadın, yaşlar olmak üzere yaklaşık 42 bin Gazze'li vahşice şehit edildi. Hiroşima'ya atılan atom bombasının 6 katlı kadar fazlası kardeşlerimizin başına yağdırıldı. Geride bıraktığımız bir yılda Gazze'de 2 milyon kardeşimiz yerinden edildi. Evleri, iş yerleri, okulları tarumar edildi. Milyonlarca sivil bir lokma ekmeğe muhtaç edildi. Hastaneler vuruldu, camiler yıkıldı. Su ve elektrik altyapıları kullanılamaz hale getirildi. Bütün bu vahşete, katliama, zorluklara rağmen sivil veya asker hiçbir Gazze'li geri adım atmayarak, Allah'tan gayrısına sığınmayarak yeryüzünün en şerefli topluluğu olduklarını tüm dünyaya ispat ettiler. Bir yanda bunlar yaşanırken, diğer yanda başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkeleri yaşanan soykırımı büyük bir aciziyet içinde izlemeye devam etti, devam ediyor. 2 milyonu aşkın Gazze'li için tek bir somut adım ne batı ne doğu dünyasından atılabilmiş değil. Marakeş'ten Jakarta'ya, milyonlarca Müslüman ve Guangzhou'dan Washington'a vicdanlı kalabilmiş batı ve doğu halkları katliamları lanetliyor. Sokaklara dökülerek katil İsrail destekçilerini ve sessiz kalan işbirlik hükümetlerini göreve çağırıyorlar. Ancak yukarıda da zikrettiğimiz üzere 3-5 yıldız açıklamanın ötesinde hiçbir adım atılabilmiş değil. Savaşı durdurmak, İsrail'i cezalandırmak şöyle dursun. İsrail'in onayı ve izni olmadan Refah sınır kapısından Gazze'ye insani yardımı sokmayı dahi beceremeyen bunca ülke,
bunca lider bu son imtihanı maalesef verebilmiş değildi. Aksine İsrail'e can suyu olacak ticaret yolları ve kapılar sonuna kadar açılmış, tüm dünya bu suça bile isteye ortak edilmiştir. Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Merkeze bağlı Tarakçı Köyü yolunda SE idaresindeki otomobil İA yönetimindeki otomobile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücüleri araçlarda bulunan NÖ, ETÖ ve EÖ yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif yaralanan bir kişi ise ambulansla tedavi uygulandı. Zonguldak'ta özel bir maden ocağının yakınında bulunan evlerde meydana gelen çatlaklar sebebiyle mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşıyor. Mahalle yolunun bir bölümü ise bir evin giriş katına çökerken ev sahibi yetkililerden uzanacak yardım eli bekliyor. Yolun altına oturuyor. Gelin, görün yani şu şekilde. Şu anda Gelik Beldesi'ne giden yolun altı değil mi? Evet, Gelik Caddesi. Buradan bir dünya toprak hep aşağı çekti, kalan bu. Görüyorsunuz. Kilimin ilçesinde Türkiye Taş Kömür Kurumu'na ait maden sahasında ruhsatlı bir şirketin işlettiği ocağın yakınında bulunan evlerde ve çevresinde çatlaklar meydana geldi. Evlerinde her gece dinamit sesiyle uyandıklarını ve korku yaşadıklarını ifade eden mahalle sakinleri 40 kadar evin içinde ve çevresinde çatlaklar oluştuğunu belirttiler. Burada yaşıyorum, aşağı yukarı 30-40 seneden beri burada yaşıyorum. Oradan girdiler bütün evlere, mahalleye, evlere zarar verdi. Benim evimin altından ocak geçti. Ocak cumartesi günü akşamı afet geldi evim göçtükten sonra. Bana burada duramazsın, burası sürekli aşağıya batar, senin burada hayatı tehlikem var diye bana söylediler. Ama hiçbir yardımda bulunmadılar, hiçbir çaresini bulmadılar. Sadece kiraya çıkmamı söylediler. Fakat ben 10 bin lira kirayla ne yaparım, ne ederim? Hiç mi yemeyeceğim, içmeyeceğim? Devamlı lağım atıyorlar altında. Lağım attıkları zaman evler oynuyor. Oynadığı gibi de onların patlamasından, sesinden uyuyamıyoruz. Evet, olay gününde evin altı göğüsü çekti aşağı. Evimin duvarı yolun altı olduğu gibi çekti aşağı. Hiç ona da bir çare bulmuyorlar. Hiçbir şey söylemiyorlar. Gelen gidiyor. Sadece burada durman hayatı tehlikem var diyorlar. Türkiye Taş Kömürleri'nin yer altındaki maden ocaklarını özel şirketler kendi amaçlarıyla beraber ticaret yapmak için kullanıyorlar. Bu kullanma esnasında bu gibi özel sektörler vatandaşa yer üstünde zarar veriyor. Zarar vermesinin sebebi ne oluyor? Yer altında diye devamlı çalışma olduğu için boşluklar yaratıyorlar. Artı set sumarı gerektiğini dinamit atıyorlar. Dinamit attıkları zamanda da üstteki evler sallanıyor. Ve şu anda benim 2 sene 3 sene önce yapmış olduğum evimin önündeki beton ve evin kolonları komple çatladı. Dolayısıyla biz bunları gereken birimlere söyledik. Ve bu Türkiye Taş Kömürleri'nin yetkili elemanları geldi. Kamerayı da çektiler. Raporu düzenlediler. Biz bunları da bildirdiğimizde ve bildirdiğimiz yerde kaldı bu. ...19 Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Muhammed Bahadır, sağanak yağışların ardından suyun değerlendirmesi ve depolanması amacıyla yöntemler geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Yaz yağışı nasıl düştü? Yılın bir günü düştü. Yani koskocaman 3 ay yaz devresinde yağış yok ama Ağustos'un 5'inde bir yağış düşüyor ve 2 saatte bu yağış düşüyor ve inanılmaz miktarda bir yağış düşüyor. Bu sefer neye sebep oluyor? Bu sefer sel ve taşkına sebep oluyor. Bu suyu ne yapamıyorsunuz? Tutamıyorsunuz. Bu suyu depolayamıyorsunuz. Bu suyu bir an önce drene etmek zorunda kalıyorsunuz. Önemli olan ne diyorsunuz? Onu denize ulaştıralım. Biz bu suları bir an önce denize nasıl ulaştırırız düşüncesinden bir an önce kurtulup bu ani olan sağanak yağışlarla ortaya çıkan bu sel sularını biz nasıl depolarız sorusunun üzerinden gitmemiz, cevabını aramamızı istirham ediyorum. Çünkü böylece biz o ani yağan yağmurla yaklaşık 3-4 ay biriktireceğimiz suyu belki de bir defada biriktirme şansımız olur. Bundan sonraki yıllarda ne öngörüyorsunuz diye düşündüğümüzde
küresel ısınma anlamında evet şu anda dünyada bir trend var. Yani küresel ısınmanın da yavaş yavaş kendini artırdığını hissediyoruz. Bunu iklim verileri de söylüyor. Özellikle temiz suyu, kullanılabilir temiz suyu ne yapabiliriz? Bir, küçük barajlarla depolayabiliriz. Enerji üretmek için değil, küçük barajlarla depolayabiliriz. Doğal ortamı çok fazla bozmadan. İki, şehir altı depolarıyla bunu depolayabiliriz. Üç, bina altı depolarla bunu yasal bir mevzuat yapıp, yapan ülkeler var mı? Var. Bina altı depolarla bunu depolayabiliriz. Dört, şehirlerin belirli yeşil alanlarının altında su rezervuarı olarak bunu depolayabiliriz. Ve dolayısıyla bunları yaptığımızda biz aslında kendimize alternatif su biriktirmiş oluruz. E tabi bunu sadece bu şekilde depolamak değil, aynı zamanda alternatif kuraklığa dayalı ürünleri de seçmemiz lazım. Yani birinci derecede suyu isteyen değil, bir düşük derecede suyu isteyen, yükte hafif ama pahada yani değerde ağır ürünü çiftçimize yetiştirmesini tavsiye edebiliriz. Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde yaklaşık 25 bin ton çeltik rekoltesi bekleniyor. Mayıs ayından itibaren tarlalarına su veren işçiler yoğun mesai harcayarak 5 ayda getirdikleri çeltiği hasat etmeye başladı. Çankırı çevresinde ağırlıklı olarak Kızılırmak ve Ilgaz ilçeleri ile merkez köylerde yetiştirilen çeltik bu yıl yüksek verimiyle üreticinin yüzünü güldürdü. Kızılırmak ilçesinde 35 bin dekar civardaki arazide yetiştirilen ve yaklaşık 25 bin ton rekolte beklenen çeltiğin hasadı için çerdöverlerle yoğun mesai harcanıyor. Kızılırmak Kaymakamı Bilal Çitil arazide incelemede bulunarak çiftçilere hasadın bereketli olması temennisinde bulundu. Kızılırmak'ta yetişen çeltiğin kendine has lezzeti olduğunu dile getiren Çitil bu lezzeti herkesin tatması gerektiğini ifade etti. Astro Grande Kur Veziyeri 55. seferini yaptığı Bartın'ın Amasya ilçesine yaklaşık 2 yılda 43.130 Rus turist getirdi. Tabiatı, koyları, temiz kumu ve az dalgalı deniziyle bilinen turistik ilçeye Amasya Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı projesi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 2018'de ihale edilerek çalışmalarına başlanan mendirek inşaatının tamamlanmasıyla ilk kez 3 Ağustos 2022'de 327 yolcusuyla gelen Astro Grande Kruvaziyeri bugün 55. seferini gerçekleştirdi. Gemi 2022'de 9 seferiyle 5.183 yolcu ve 3.840 mürettebat, 2023'te 24 seferde 16.974 yolcu ve 10.274 mürettebat, yılın 10 ayında da 22 seferiyle 20.973 yolcu ve 9.641 personeli ilçeye getirdi. Rusya'dan 1.113 yolcu ve 443 mürettebatla yola çıkarak İstanbul üzerinden Amasya Limanı'na gelen geminin 55. seferinin ise bugüne kadar en yüksek yolcu sayısını gerçekleştirdiği belirtildi. Amasya Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recaip Çakır ile diğer ilgililer tarafından karşılanan turistlere liman çıkışında Rusça broşürler verildi. Turistler daha sonra Amasya Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasya Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı. Yolcuların bir kısmı da tur otobüsüyle Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine geçti. Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 43 yaşındaki kadın donörün organları 4 kişiye nakledilecek. Sinop'ta çalıştığı esnada baygınlık geçiren sağlık çalışanı P.Ö. 1 Ekim'de 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden P.Ö.'nün beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi organ ve doku nakli birimi ekiplerinin görüştüğü ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. P.Ö.'nün alınan organları 4 kişiye nakledilecek. Hastane içinde veya çevresinde maddi ve manevi yardım olan... Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Leyla Dizdar Kültür Merkezi Otoparkı'nda bir otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark edenler hayvanı sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Böyle bir şey değil mi? İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye erleri kedi yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı. Kedi Safranbolu Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarını sergide beğeniye sundu. Bolu 100. Yıl Ortaokulu'nda görevli 50 yaşındaki Karaoğlu, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi'nde eğitim görürken mısır yaprağı kullanarak süs eşyaları yapmayı öğrendi. Yaklaşık 25 yıldır öğretmenlik yapan Karaoğlu, evinde oluşturduğu atölyesinde kendi geliştirdiği teknikle doğadan topladığı çiçek, tahta parçaları, saman, kozalak ve farklı otları, mısır yaprakları ve koçanlarla harmanlayarak çeşitli ürünler tasarladı. Karaoğlu yaptığı yaklaşık 150 süs eşyasıyla ressam Mehmet Yüce Türk Sanat Merkezi'ne sergi açtı. Ayten Karaoğlu, üniversite eğitimi sırasında öğrendiği bilgilerle hobi edindiğini ve bu uğraşını sürdürdüğünü söyledi. Ben üniversitede mısır kabuğundan bebek yapmayı öğrendim. Ama ilk öğrendiğimiz bebekler, bizim öğrendiğimiz bebekler bu şekilde değildi tabii. Daha biraz daha böyle hani korkuluk şeklinde, kolları falan kımıldamayan. Ben bunları kendim içlerine tel koyarak ve mısır kabuğunu yumuşatıp biraz daha estetik görüntüsünü düzelterek daha modern bebekler yapmaya başladım. Zamanla da işte çoğaldı yaptığım bebekler. Ne sadece var? Bebek yapmıyorum. Şeylerle yine doğadan. Ben hiçbir zaman yapay malzeme kullanmıyorum. Doğadan sarmaşık dallarıyla, sarmaşık dallarını kıvırıp çelenk haline getiriyorum. Yine doğadan bulduğum kokina çiçekleri, işte kuru çiçekler, kozalakların şeyleri ve yine mısır kabuğundan yaptığım bebeklerle bunları böyle bir dizayn oluşturuyorum. Bu sergi yaklaşık bir 2 yıllık çalışmamın eseri. Öğrencilerime öğretmeye çalışıyorum. Onlar yapıyorlar, birkaç tane yaptılar. Yani çok hoşlarına gitti. O taraftayım da şimdi. Selam. Bolu'nun Kıbrısçık ilçesinde arı kovanlarından bal yemek isteyen ayıların elektrikli tel engeline takılması güvenlik kamerasınca görüntülendi. Deveören Köyü Çaran Mahallesi'nde arıcılık yapan Emirhan Koçuk'un arı kovanlarının bulunduğu alana gece saatlerinde 3 ayı geldi. Ayılar kovanların bulunduğu alana elektrikli teller nedeniyle ulaşamadı. Kovanların etrafına dolaşan ayılar daha sonra alandan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Emirhan Koç köpeklerinin havlamasıyla uyandığını söyledi. Cep telefonundan güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol ettiğini belirten Koç, kamerayı açtım, 3 ayı kovanlara yaklaşıyordu. Hemen havaya ateş açtım ama kaçmalarına neden olan şey elektrikli telin şokuydu diye konuştu. Koç bölgede ayıların sık sık görüldüğünü dile getirerek 43 kovanı koruyan elektrikli tel ayıların ballara zarar vermesini engelledi. Daha önce de benzer bir olay yaşadık. Ayılar daha önce de kovanlara saldırdı. Elektrikli teller sayesinde kovanlar zarar görmedi ifadelerini kullandı. Sevgili izleyenler, şimdi sırada Gün Medya Grup Onursal Başkanı Cengiz Aygün'ün bir porta köşesinden "Ne kendi gücünü abart ne de düşmanlarını küçümse, sadece hazırlıklı ol" başlıklı makalesini sesli ve görsel efektlerle ekranlarınıza getiriyoruz. Gün Medya sunar. Ne kendi gücünü abart ne de düşmanlarını küçümse, sadece hazırlıklı ol. Yazı biraz uzun oldu ama sabrınıza değecektir. Girdiği her savaşı kazanan usta bir savaşçı değildir. En büyük zafer savaşmadan kazanılandır. Yüzlerce yıl önce yaşamış Sun Tzu böyle diyor. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda bu yaklaşımı izledi ve o dönemin konseptinde kazanmak, kaybetmek bağlamında olmasa da kendini koruma anlamında başarılı da oldu denebilir. Son günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirmesiyle birlikte gerçekten İsrail Türkiye'ye saldırır mı veya orta vadede İsrail'in hedefi Türkiye mi sorularına çok muhatap oluyorum. Arkadaşlar, yaşanan bu durumlar ve bundan sonra da yaşanması muhtemel sıcak savaşlar, vekalet savaşları ve özellikle Türkiye'yi de etkilemesi ihtimal dahilinde olan ekonomik savaşlar benim açımdan yaklaşık 8-9 yıldır dile getirdiğim küresel yeni bir projeksiyon. Belki duymaktan bile bıktınız. Yeni dünya düzeni ve yeni ekonomik parasal sistem. Ben olaylara Türkiye-İsrail çatışır mı bağlamının çok ötesinde bakıyorum. Öncelikle şunu belirteyim. Türkiye'de bazı siyasetçi ve diplomasi yorumcularından kimisi 3. Dünya Savaşı'nın başladığını, kimileri ise 3. Dünya Savaşı riskini dile getiriyor. Benim görüşüm 3. Dünya Savaşı başladı ve sürüyor.
İsrail yayılmacılığına ve savunma hakkı refleksinden ziyade Orta Doğu'da oluşturduğu terörizasyon bağlamında Sayın Erdoğan'ın kaygılarına katılıyorum. Ama nasıl bir istihbarat sonrası bu açıklamayı yaptığını bilmiyorum. Fakat İsrail'in askeri, siyasi güç, cesaret ve kabiliyetinin Türkiye'ye yönelik bir saldırıya dönüşeceğini düşünmüyorum. Cumhurbaşkanımız Türk Devleti'nin sorumluluk makamında birisi olarak belki de ön alma ve tedbir bağlamında haklı olarak böyle bir tehlikeyi dillendirmiş olabilir. Bilgim, öngörüm ve okumalarım çerçevesinde Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına referans olan unsurun da İsrail'in bölgede Kürt kartını kullanmaktan imtina etmemesi ve bugüne kadar Türkiye aleyhine olmasına aldırış etmeden pervasızca bu yolu denemekten imtina etmemesidir. Türkiye ve diğer bölge ülkeleri için dikkate alınması gereken tarihsel bir rapor var. 1982'de Odut Yinon denen bir adam tarafından İsrail için bir strateji başlığıyla yazılan Yinon planı. Muhtemelen de yazdırılmış. Çünkü İsrail stratejisine dair bir makaleyi kendi kendine yazmak biraz yürek ister. Bu makalede şunlardan bahsediliyor. İsrail'i çevreleyen Müslüman Arap dünyası, Fransa ve Büyük Britanya tarafından etnik olarak 19 devlete bölündü. Pan-Arabizm, Arap Birliği çökmeye mahkum bir İskambil Kulesi gibidir. Çünkü düşman etnik azınlıklardan, farklı mezheplerden ve çoğunluklardan oluşuyor. Mesela Şiilerin çoğunlukta olduğu Irak'ta Sünnilerin, Sünnilerin çoğunlukta olduğu Suriye'de Alevilerin, yine Şiilerin fazla olduğu Bahreyn'de Sünnilerin yönetime getirilmiş olması bir bilinç dahilinde ve özellikle inşa edilmiş bir yönetselliktir. Her türlü Arap içi etnik mezhebi çatışma İsrail için avantaj olacaktır. Irak, Musul civarında Kürt bölgesi, Basra'da Şii bölgesi ve Bağdat'ta Sünni bölgesi olmak üzere 3 merkeze bölünmeli. Lübnan'ın güneyi alınmalı ve gerisi ikiye ayrılmalı. Haşimi Krallığı tarafından yönetilen Ürdün'ün tasfiyesi ve Batı Şeria'dan Ürdün'e Filistin göçünün artması. Suriye'nin mezhebi, etnik ayrışma çerçevesinde 2 veya 3'e ayrılması. Bugün yaşananlar ve bölge ülkelerinin geldiği duruma bakınca Yinon planını yabana atmak veya İsrail fantazisi demek mümkün değildir. Kaldı ki bu konuda kendisi de bir Yahudi göçmen çocuğu olan filozof, politik aktivist Noam Chomsky'nin tespitleri de bu minvalde ve uyarı niteliğindedir. Yinon planındaki bu uç fikirler konusunda rehavete kapılmamak gerekir. Siyonizmin ve daha sonra İsrail'in tüm tarihi, özellikle 1967'den bu yana eskiden sağcı aşırılıkçılar olarak görülenlerin pozisyonlarına doğru kademeli bir kaymanın tarihidir. Şöyle bir soru soracak olursak. Orta Doğu'nun şimdilerde yaşadığı durum, İsrail saldırganlığı Türkiye'yi de etkiler mi? Kesinlikle evet. Zaten kırılgan bir ekonomiye sahip ve özellikle doğalgaz, petrol gibi ana tüketim ürünlerini ithal eden ülkemizi mutlaka etkiler. Tıpkı Rusya-Ukrayna savaşının ülkemizi ve tüm dünyayı etkilediği gibi. İsrail, vaat edilmiş topraklar, ideal ve iddiası diye bir realite var mı? Evet var. Ama unutulmamalıdır ki herkes her şeyi isteyebilir. Bireysel olarak da böyledir, dinsel olarak da böyledir, ülkesel olarak da böyledir. Ama herkesin her istediği olacak diye bir kaide yok. O halde biz de kalkıp 400-500 yıl Osmanlı hakimiyetinde olan topraklarla ilgili yayılmacı bir politikayı hakkımız olarak görüp buna göre iddiada bulunalım. Bu durumun real politikayla uzlaşır, kabul edilebilir veya realize olabilir bir yanı var mı Allah aşkına? Yok efendim, İsrail'in planladığı haritanın kuzey ucu Hatay'ı da içine alarak Türkiye'ye de giriyormuş. Aman efendim, İsrail Anadolu'yu da hedef yapacakmış. Arkadaşlar, bu ülke ne haritalar gördü? Suriye yıllarca Hatay'ı kendi haritasında gösterdi. Birileri haritalarında Trakya'yı kendi ülkesine dahil etti. Başka birileri Güneydoğu bölgemizi içine alan bilmem ne haritaları dağıttı. Diğer birileri Sivas'tan ötesini kağıt üzerinde aldı götürdü. Demek ki neymiş? Herkes her şey diyebilir, yazabilir, isteyebilirmiş. Ama herkes her dediğini yapamaz, istediğini elde edemez. Vay efendim, İsrailoğulları kendisini seçilmiş halk olarak görüyormuş. Görebilir, düşünebilir, iddia edebilir. Ona bakarsan Hristiyanlar da, Müslümanlar da kendini Allah'ın seçilmişleri, Allah'ın en son ve hak dini mensupları olarak görüyor ve görebilir. Bu inanış, o halka veya o dinin mensuplarına Allah'ın mutlak ve kesin bir zafer vaat ettiğini gösterir mi? Yeniden söylüyorum, sıfır rehavet ve mutlak tedbir. Ama kendi gücünü görmezden gelici şekilde başkasının gücünü yüceltici söz ve söylemler, özellikle devlet diliyle söylenirse doğru değildir. Kaldı ki Cumhurbaşkanımız da son konuşmasında söylenmesi gerekeni söyleyip ülkesel moral ve motivasyonu öne çıkartmıştır.
Şunu herkes bilsin ve anlasın. Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye 2300 yılı aşan köklü birikimiyle tecrübeli bir devlettir. Türkiye 85 milyon vatandaşıyla bölgesinin istikrar ve güven kaynağıdır. Büyüklüğümüze yaraşır şekilde bugüne kadar nasıl devletimizin ve milletimizin güvenliğinde hiçbir zafiyete izin vermediysek, şimdi de aynı hassasiyetle, aynı soğukkanlılıkla, aynı kararlılıkla ve elbette aynı stratejik akılla hamlelerimizi planlıyoruz. Bu sözlerin altına ben de imzamı atıyorum. Netanyahu'ya baksanıza. Adam Orta Doğu'nun her yerine elimiz kolumuz ulaşır, her yerde kulağımız vardır diyebiliyor. Ne ölen askerlerini ne de vurulan binalarını görebiliyoruz. Neden? Seçilmiş oldukları ve Allah tarafından kutsandıkları için değil. Var olan gücünden çok daha güçlü görünerek tüm bölgeye korku salmak ve bu minvalde algı operasyonu da yaparak psikolojik üstünlük elde etmek için. Maalesef İslam dünyasının en büyük handikapı budur. Yani akıl, bilim, vicdan, hukuk kapıdan içeriye sokulmuyor. Üretimin kırıntısı yok ama bol keseden tüketim had safhada. İsrafın dibine vuruluyor. Adları Müslüman ama İslami esaslar umurlarında bile değil. İhtilaf ve tefrika almış başını gidiyor. Elinoğlu dünyanın dört bir yanındaki Yahudileri çağırmış, Arap coğrafyasının göbeğine getirmiş ve bir devlet kurdurmuş. Sense mezhep demiş, etnisite demiş, kabile demiş, sürekli birbirini yemiş. Sonra da kalkmış, Allah'ım İsrail'i kahret, bizi İsrail zulmünden kurtar. Müslümanlar neden böyle perişan halde diye ağlak bir İslamcılık ve zavallı bir Müslümanlık yapıyorsun. Allah nerede ve kime, sebepleri yerine getirmeden, çalışmadan ve yan gelip yatarak başarı vermiş, kazandırmış ve düşmanlarını mağlup etmiş? İslam tarihinde böyle bir şey görülmüş mü Allah aşkına? Diğer yandan işin aslına gelirsek, Amerika'nın şu anda en büyük rakibi hasmı ve hedefi Çin'dir. Ambargo altındaki İran'ın en büyük ticaret ortağı kim? Önce Çin, sonra Rusya. Orta Doğu'da Hamas gibi Sünni örgütler de dahil ama özellikle Hizbullah başta olmak üzere diğer Şii örgütlerin hamisi, koruyucusu İran. Hatta Yemen'de Husilerin de. Çin'in en büyük isteği Orta Doğu Afrika bölgesine girmekti ve bir müttefike ihtiyacı vardı. Bu İran'dı ve İran'la başlayan süreç bazı Arap ülkeleriyle stratejik toplantılar noktasına kadar geldi. Çin bunu neden bu kadar çok istiyordu? Orta Doğu hem enerji ve su hatlarının kavşağı hem de küresel petrol ve doğalgaz üretiminin merkezi olduğu için. Şu anda İsrail saldırganlığı bir nevi Amerikan tetikçiliği olarak düşünülmeli ve menfaat birliği olduğu için Amerika tarafından ses çıkartılmayıp desteklendiği unutulmamalıdır. İsrail saldırılarının Çin ve Rusya ile işbirliği başlatan veya düşünen Arap ülkelerine de ciddi bir gözdağı olduğu gözden ırak edilmemelidir. Şunu da belirteyim. İsrail'in teknolojik istekleri veya seçilmişlik ve benzeri hezeyanları Amerika'nın da işine geldi ve şimdilik gelmeye de devam ediyor. Ama unutmayın ki dünya Siyonistlerce yönetilmiyor ve hatta Amerika'yı bile elinde tutan daha üst bir akıl var. Kimse bunu görmezden gelmesin ve gelişmeleri değerlendirirken sadece İsrail bağlamıyla hareket etmesin. Sonuç: Türkiye'nin hazırlıklı olması ve yeni hazırlıklar yapması şarttır. Çünkü zaten karışık olan bölge daha da karışmaya başladı. Şu anda yaşanan tehlikeli gelişmeler bile ülkemiz için bir topyekün seferberlik sebebidir. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle silahlı kuvvetlerinde ortaya çıkan teknik, taktik, personel, istihbari eksiklikleri bir an evvel tahkim etmelidir. Başta ordu olmak üzere ülkenin ve devletin ekonomik, toplumsal, psikolojik tüm reflekslerini sıcak savaşa göre müteyakız hale getirilmelidir. Savaşlar, çatışmalar ve istikrarsızlığın en doğal sonuçlarından birisi de göçtür. Bu noktada göçün en ideal hedefi komşu ve yakın ülke topraklarıdır. Suriyeli mülteci sıkıntımızın nasıl ortaya çıktığını düşününce muhtemel bir göç dalgasına karşı hiç olmadığı kadar hazırlıklı ve tedbirli olmalıyız. Akıl ve akılcılık içinde, etnik ve dini romantizmden uzak şekilde ve macera perestlik içermeyen derin bir diplomatik anlayış ve stratejik derinlikle hareket etmeye mecbur ve mahkumuz. Bölgenin etnik, mezhebi, dini hassasiyetini göz önünde tutarak bölgesel klikleşmelerin üstünde bir bakışla ve lokalize olmadan herhangi bir devletle veya inanç gruplarıyla duygusal bağ kurmak yerine tarafsızlığı esas almış bir objektivite içinde hareket edilmelidir. Tamam da ülkemiz için yakın savaş tehlikesi görmüyorum. İsrail'in doğrudan bir saldırısına ihtimal vermiyorum deyip bunları yapmalı diye neden söylüyorsun diyebilirsiniz. Cevabım şudur.
Tüm söylediklerim bir devlet için bedel ödetebilme gücü ve caydırıcılık algısı çok önemli olması sebebiyledir. Bu bağlamda gücünü abartmadan ama düşmanı da küçümsemeden ve düşman algısını yüceltmeden sergilenecek olan devlet refleksi dokunulmazlık getirir. Ve en büyük zafer savaşmadan kazanılandır. Bir sonraki bir porto yazımızda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun sevgili okurlar. Sevgili izleyenler, ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Emko İyi Kombi ekonomi haberlerini sunar. Emko İyi Kombi ekonomi haberlerini sundu.